Merhabalar. Fotosentez konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Fotosentez adı üzerinde foto ışık demek arkadaşlar. Sentezle birleştirmek, ışıkla birleştirmek. Neyi ışıkla birleştiriyor? Bitkiler karbondioksiti yapraklarından, suyu topraktan köklerinden alarak klorofillerinde ışık enerjisiyle bunları birleştirip besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda fotosentez, fotosentezi etkileyen faktörler ve soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Fotosentez üretici canlılar kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bunun için gerekli olan enerjiyi güneşten alırlar. Güneşten gelen ışık yeşil bitkinin yapraklarında bulunan ve bitkiye yeşil rengini veren klorofil molekülleri tarafından tutulur. Klorofiller besin üretiminden sorumlu kloroplast organelinin içerisindedir. Arkadaşlar burada kloroplastı görüyorsunuz. Bitkiler kökleriyle topraktan aldıkları suyu, yapraklarından ve gözeneklerinden, diğer ismi stomadır arkadaşlar, gözeneklerin açıklıkların diğer ismi stomadır. Havadan aldıkları karbondioksiti kloroplastlarına gönderir. Klorop, kloroplastlardaki klorofiller güneş ışığının enerjisini, suyu ve karbondioksiti kullanarak besin yani diğer ismi glikoz oksijen üretir. Bu olaya fotosentez diyoruz arkadaşlar. Fotosentez reaksiyonuna bakalım. Karbondioksit artı su klorofillerinde güneş ışığı yardımıyla besin ve oksijen. Arkadaşlar besinler sonra nişastaya dönüştürülüyor. Depo edilmek için yaprakta ve şeker dönüştürülüyor. Arkadaşlar üreticilerin yapısında klorofil bulunur klorofil bitkiye yeşil rengini verir. Bitki de kloroplasta bakterilerde ise sitoplazmada bulunur. Yeşil yapraklı bitkiler, mavi yeşil alkler, bakteriler ve öglena fotosentez yapan canlılara örnektir. Fotosentez olayı için gerekli olan maddeler, fotosentez sonucu üretilen maddeler aşağıdaki resimde şematize edilmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz topraktan aldığı suyu ve yapraklarıyla aldığı karbondioksiti, klorofille Bakıyorsun güneş ışığını direkt alıp ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviren pigmentler bulunuyor burada arkadaşlar. Besin ve oksijen üretme olayı. Üretilen oksijenin bir kısmı bitki tarafından kullanılır. Neden arkadaşlar? Bir sonraki konumuzda göreceğiz. Enerji üretmek için yani besinleri parçalamak için, oksijenli solunum yapmak için bir kısmı kendisi tarafından kullanılır. Diğer bir kısmı havaya verir ve diğer canlılar tarafından kullanılır. Fotosentez olayında güneş enerjisi üretilen maddelerin atomları arasındaki kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Arkadaşlar bunlar güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülen klorofil yardımıyla yapılır. Dışarıda verilen oksijen havanın temizlenmesinde yardımcı olur arkadaşlar. Fotosentez dünya üzerindeki yaşamın devamını mümkün kılar. Fosil yakıtlar yani kömür, petrol, doğalgaz, odun, bitkisel ürünlerin oluşumu fotosentez sayesinde'dir arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Fotosentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Glikoz üretimini gerçekleştirir. Doğru. Atmosfere oksijen sağlayan önemli bir olaydır. Doğru. Bu olayda havadaki karbondioksit kullanılabilir. Doğru. Bitkilerin bütün hücrelerinde gerçekleşir. Yanlış. Kloroplastlarında gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Soruyla devam edelim. Buna göre 1 ve 2 ile olarak numaralandırılan eğrilerle gösterilen maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıya doğru miktarı artanlar neydi? Ürünler. Miktarı azanlar ise girenlerdi. Kimyasal tepkimelerde. Arkadaşlar baktığımızda ürünler nedir? Besin ve oksijen. Girenler neydi arkadaşlar? Su artı karbon dioksit. Baktığımızda hangi şıkta bu var arkadaşlar? Ürünler besin ve oksijen, girenlerde karbondioksit. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Fotosentezde ışığın rolüne bakalım. Fotosentez olayında ışık çok önemli bir faktördür arkadaşlar. Çünkü güneş enerjisini direkt kullanabilen tek canlı üretici yani üretici canlılar yani fotosentez yapan canlılardır. Bir saksı bitkisi alınıp yapraklarından bir tanesi siyah kumaşla ışık almayacak şekilde sarılıp Bakın arkadaşlar bir tanesi ışık almayacak şekilde sarılıyor. Bitki ışık alan bir ortamda bekletildiğinde siyah kumaşta sarılan yaprakta fotosentezin gerçekleşmediği gözlemleniyor. Yani ışık enerjisi olmadan fotosentezin olmayacağını bu deney bize kanıtlar. Bunun anlamı anlamanın yolu yapraklara iot çözeltisi damlatmaktır. Arkadaşlar iot çözeltisi nişastanın ayrıcıdır. Iot nişastanın ayrıcıdır. Yapraklarda fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri birleşerek nişastayı oluşturur. Bu nedenle bitkilerde ışık alan yapraklarda iot çözeltisi damlatıldığında yapraklar mavi mor renge boyanır. Bu işlemi yapabilmek için yaprakları etil alkol içerisinde klorofil yaptıktan Yapraktan ayrılıncaya kadar kaynatmak gereklidir arkadaşlar bu deneyi yapmak için. Bu deneyden de anlaşılacağı gibi fotosentez için ışık olmazsa olmazdır. Bitkiler sadece gündüz fotosentez yapabilir arkadaşlar. Gece solunum gündüz ve gece her ikisinde de solunum yaparlar. Nişastanın ayracı rügol çözeltisidir. Mavi mor renk verir. Bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar. Fotosentez sadece ışıklı ortamlarda gerçekleşir arkadaşlar. Yine bir örnekle Deney örneğiyle devam edelim. Arkadaşlar yukarıdaki deneyde ışıklı ortamda ki saksı bitkisi kelebeğin uzun süre yaşadığı bakın ışıklı ortamda uzun süre yaşadığı karanlık ortamdaki saksı bitkisi ve kelebeğin öldüğü gözlemleniş. Burada ne olmuş? Ölmüş arkadaşlar. Çünkü karanlık ortamda fotosentez gerçekleşmez. Canlıların yaşaması için gerekli oksijen üretilmez. Bu deneyin amacı fotosentezin ışıklı ortamda gerçekleştiğini göstermektir arkadaşlar. Deneyde bağımsız değişkenimiz nedir? ışıktır. Yani bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz değişken. Burada nedir? Birinde ışık var, birinde yok. Farklı olan nedir? Işık. Her iki düzenekteki bitki çeşidi, ortam sıcaklığı ve bitkilere verilen su miktarı aynı olduğu için bunlar sabit tutulan değişkenlerdir. Bağımlı değişken ise fotosentezin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Deney sonucuna göre fotosentez ışıklı ortamda gerçekleşir, karanlıkta gerçekleşmez. Bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenleri de burada tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Fotosentez için güneş ışığı şart değil. Yapay ışıkta işte fotosentez yapılabilir arkadaşlar. Fotosentez hızına etki eden faktörlere de devam edelim. Arkadaşlar birinci faktörümüz su miktarı. Su miktarı fotosentez hızını belli bir seviyeye kadar artar sonra sabit kalır. Arkadaşlar buraya kadar artıyor ve sonra sabit kalıyor. Su fotosentez hızını bir süre arttırır arkadaşlar. Işığın rengi. Fotosentez hızı mor ışıkta en fazla yeşil ışıkta en azdır. Yapraklar yeşil ışık yeşil renkte olduğu için yeşil ışığı ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Moru ise soğuracaktır. Bu nedenle mor ışıkta fazla yeşil ışıkta en az olacaktır. Yine arkadaşlar üretici alınan ışık ihtiyaçları için sadece güneş ışığını kullanmaz. Yapay ışık kaynaklarında da fotosentez için yeterli olabilmektedir. Işığın rengi de fotosentez olayında etkili. Yapılan araştırma sonucunda fotosentezin en fazla mor, en az yeşil ışıkta gerçekleştiği görülmüş. Arkadaşlar bu grafikte de görmektesiniz. Fotosentez hızının ışığın rengine grafiğinde. Yapraklar yeşil rengi yansıtır. Diğer renkleri soğurur. Bu nedenle fotosentez en fazla mor ışıkta, en az yeşil ışıkta olacaktır arkadaşlar. Karbondioksit miktarına bakalım. Ortamdaki karbondioksit miktarı belli bir seviyeye kadar arttıkça fotosentez hızı artar ancak belli bir noktadan sonra sabit kalır arkadaşlar. Bakın şu miktara kadar artıyor daha sonra sabit kalıyor. Işığın şiddetine bakalım. Işığın şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artar sonra sabit kalır arkadaşlar. Bakın ışık şiddetinin şu noktaya kadar hepsinde artmış daha sonra sabit kalmış. Sıcaklık fotosentez hızı belli bir sıcaklığa kadar artar. Yani 25-35 santigrat derece arasında. Sonra azalmaya başlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 40 derecenin üzerinde sıcaklık 40 derecenin üzerinde fotosentez olmuyor ve baktığımızda arkadaşlar artıyor. Burada en yüksek değere ulaşıyor. Fotosentezin hızını etki eden diğer faktörlere bakalım. Yaprağın genişliği arttıkça fotosentez hızı artar. Arkadaşlar neden? Daha çok karbondioksit alabileceği için. Yaprak sayısı arttıkça fotosentez hızı artar. Çünkü daha fazla kloropli olduğu için. Topraktaki mineral miktar arttıkça fotosentez hızı artar. Çünkü bitkinin gelişimi daha iyi olacaktır. Arkadaşlar çevresel faktörleri, ışık şiddeti, ışığın rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı ve sıcaklığa baktık. Şimdi de genetik faktörlere bakalım arkadaşlar. Yaprak sayısı arttıkça artar, genişlik arttıkça artar, yaprağın kalınlığı azalır arkadaşlar. Neden? Çünkü karbondioksit giriş azalacağı için stoma miktarı yani açıklık, yaprakların açıklıklar arkadaşlar daha iyi karbondioksit gireceği için stoma miktarı arttıkça artar, klorofil miktarı arttıkça artar arkadaşlar. Bunlar da genetik faktörler. 2019 bu sorusuyla devam edelim. Buna göre bir, bu öğrenci su miktarının fotosentezle etkisini gözlemlemek istiyor. Arkadaşlar su miktarı bizim bağımsız değişkenimiz. Yani değiştirilen deney yapan kişinin değiştirilediği değişken. Numaralandırılmış düzeneklerden hangisini seçmelidir? Arkadaşlar su miktarı farklı diğer her şey aynı olacak. Baktığımızda arkadaşlar burada 1 ile 2 de, Burada güneş ışığı burada yapay ışık var. Olmaz. Su miktarı da zaten aynı. 1 3'e bakalım arkadaşlar. Su miktarı miktarı farklı. ikisinde de yapay ışık var. Evet günde 50 mililitre su veriliyor. 100 mililitre su veriyor. Burada olduğu için cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3'ü kullandığında arkadaşlar su miktarının fotosentez hızına etkisi deneyini gerçekleştirmiş olacaktır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Bu tahmin doğru olup olmadığını araştıran Selin'in aşağıdakilerin hangisinde verilen düzenekleri karşılaştırması gerekir? Arkadaşlar fotosentez için neler gereklidir diye bir bilimsel problem oluyor. Bu bilimsel problem fotosentez hipotezi de fotosentez ışık, su ve karbondioksit için geçerlidir diyor. Hipotezi kurduktan sonra tahmin fotosentez için ışık gerekli ise ışıksız ortamda fotosentez olmamalıdır diyor. Arkadaşlar o halde biz birinde ışıklı ortam olacak birinde ışıksız ortam olacak diğer bütün faktörler aynı olacak. Bunu hangisinde yapabilir? Arkadaşlar burada karbondioksit tutucu var. Burada karbondioksit var. Burada karbondioksit tutucu var. Olmaz. Aydınlık, karanlık, susuz, susuz bırakılmış. Bakıyoruz arkadaşlar. Biri aydınlık olacak, biri karanlık olacak. Ama ikisi de susuz bırakıldığı için bu da olmaz. Fakat sulanmış, sulanmış, aydınlık, karanlık. Biz burada ışığın fotosentezde olup olmayacağını C şıkkındaki deneyle yapabiliriz. Klorofil sayesinde gerçekleşen Enerji dönüşümü neydi arkadaşlar? Işık enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyordu. Cevabımız C şıkkı. Öğrencilerden hangisinin ifadeleri doğru? Fotosentez olmasa dünya üzerinde canlı yaşam mümkün olmaz. Doğru. Fotosentez olayı güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmesine döndür. Doğru. Fotosentez yasap yapay ısıkta gerçekleşmez diyor. Yanlış arkadaşlar gerçekleşir. Hangileri doğru? Mert ve Barış doğru. Cevabımız A şıkkı. Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Baktığımızda yeşil ışıkta fazla, kırmızı da morda az yapmış. Cevabımız A şıkkı yanlış. Bakıyoruz fotosentez hızı ışık şiddetinde bir noktaya kadar artacak sonra sabit kalır. Doğru. 30 santigrat derecede en fazla. Doğru. Fotosentez hızı karbondioksit miktarı bir noktaya kadar artacak sonra sabit kalacak. Doğru. Hangisi yanlış? A şıkkı yanlış. Ahmet'in bu deneyi yapmasındaki amaç hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar. Ahmet aşağıdaki düzeneyi kurarak bir süre sonra siyah kağıdın altında yaprağın renginin açıldığını gözlemliyor. Arkadaşlar bakın yaprağı siyah bantla kapattığı zaman ne yapamayacaktır? Fotosentez yapamayacak ve yaprağın rengi açılacaktır. O halde burada hangisini yapmıştır arkadaşlar? Fotosentezin ışığın etkisini yapmıştır. Bakalım Solunum olayının yaprağı solunumla alakası yok. Fotosentez olayının yaprağın gelişimi üzerine etkisini gözlemlemek. Işık renginin fotosentezine etkisi hayır. Nem miktarının hayır ikisinde sulanmış olduğu için cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Bıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.